sarkacaktır. Hele de çok kilo alıp verdiyseniz yani şimdi düşünün 120 kiloluk bir hasta tüp mide ameliyatı oldu 60 kilo verdi. Bu kişinin göğsünün sarkmamış olması mümkün değil. Hı hı. Ve bu kişi ne yaparsa yapsın o memeli yaşamak durumunda da değil. Bu hasta artık bunun işsiz bir şekilde gerçekleşmeyeceğinde farkında ve biz bu noktada o hastalara yardımcı oluyoruz. Yani bizim yaptığımız işleri a bak onlar izli işlemler yapıyorlar, onlar işte ağırlı işlemler yapıyorlar gibi insanlar değerlendirebilirler. Fakat şunu asla unutmamak gerekir. Tok açın halinden anlamaz. Böyle bir hastayı gerçekten yüz yüze görseniz ki bu insanların pek çoğu plaja gitmiyor, denize gitmiyor, havuza gitmiyor. Kimse onların vücudunu bilmiyor. Ama bu insanlar gerçekten psikolojik olarak çok ciddi anlamda yıpranıyorlar. Onlar kilo vermişler. Tamam. Her şey çok güzel. Kıyafetleriyle bir sorun yok. Fakat üstlerini çıkarmak istemiyorlar. Kendini çünkü sarpmış bir şekilde görüyorlar. Bu tip hastalar için yapılabilecek tek bir çözüm vardır. Germe ameliyatları. Yani. Aynı şekilde doğum yapmış, karnında çatlaklar oluşmuş bir hanımefendi var ise bu kişinin karnındaki çatlakları yok etmesi mümkün değil. Sarpmış bir karnı sporla egzersizle toparlaması da mümkün değil. Çünkü deri fazla. Yapacak tek bir ameliyat var. Karın germe. Biz karın gelme esnasında hem göbeğin altındaki o çatlaklardan hastamızı kurtarabiliyoruz. Aynı zamanda gebelik esnasında karın ön duvarındaki kaslar gevşer. Biz buna diastaz deriz. Diastazis rekti deriz. Bu tip hastalar normalde gebelik bitmiştir. Her şey güzel. İşte kilolar verilmiştir ama yine de karın böyle hamile bir kadın karnı gibi. Hatta bu tip hastalarımıza bazen otobüse bindiklerinde ya da toplu taşımaya bindikleri zaman hı hı. hasta diyor ki hocam diyor bana herkes diyor ki diyor abla sen hamilesin gel otur buraya. Çünkü diyor, ben hamile falan değilim ama karnım diyor çok gevşek. Bunu diyor spor yapıyorum düzeltemiyorum. Çünkü neden? Gebelik esnasında eğer çok fazla kilo alınmışsa bu karın kasları gevşemiş olabilir. Bu tip bir durum var ise biz karın germe esnasında hem karnı geriyoruz hem içerideki karın kaslarını iç kors ediyoruz. Bütün kasları birbirine tekrardan eskiden olması gerektiği gibi ve olduğu gibi sıkılaştırıyoruz. Böylelikle hasta dümdüz genç kızındaki karın dokusuna Aslında ulaşabiliyor. Aslında karın germe daha işsiz oluyor. Şöyle diyebilir miyiz? Sezeryan dikişinin altına mı oluyor hocam? Şimdi karın germe. sezeryan dikişi normalde işte karnın tam alt kısmında iç çamaşırınızın içinde kalan bir şey. Ama karın germedeki iziniz biraz daha uzundur. Yani sezeryan izi diyelim ki... 15 santim işte e, karın izi 25-30 santimdir. Yani daha uzun olmak zorundadır. Çünkü daha kısayla yapamazsınız. Diğer şekilde eğer izi uz, e, kısa tutmaya çalışıyorsanız deri potluk yapar. Ki bunu ben mesela bazı hastalarım oluyor terzi oluyorlar. Diyorum ki bakın diyorum izinizi buraya kadar yapacağım. Ama diyor izniyor diye neden o kadar uzun? E diyorum hani diyorum potluk yapıyor ya. Ha diyor evet izi o yüzden uzatıyorsunuz. Yani izi uzatmamızın sebebi orada Bakın izin bir santim uzaması hastayı rahatsız etmez ama orada küçük bir biz köpek kulağı diyoruz tıptaki ismiyle potluk kalsa bir mercimek kadar potluk kalsa hasta ondan şikayet eder. Der ki hocam bakın şuramda böyle bir çıkıntı var. O çıkıntının sebebi izi belki de küçük tutmak için hekimin ya da cerrahın Orada yapmış olduğu bir uygulamadır. Sözün kısası bu Hı -hı. yani. Hı -hı. Aslında hocam sizinle çok konuşacak konu var. E, liposakşın var. E, sizin bir de ilgi alanınıza giren ve sıklıkla yaptığınız popo estetiği var ama tabii dakikamızı aştık. <laughs> 40 dakika gibi bir süre oldu. Evet. E, sizi yeniden ağırlamak isteriz. Tabii ki. E, ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler bize kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için. Ben Teşekkür için. ederim. Umarım en kısa zamanda... Yani isterseniz spesifik olarak sadece liposakşın, isterseniz sadece popo estetiği, isterseniz sadece bacak estetiği bu konuların her birisi dediğim gibi